Sevgili dostlar bugün basit ama önemli bir konuya değineceğiz. Fuji'nizin flash ayarları. Ben Erdin Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Aslında hiçbir şey yapmadan da flashınızı takıp hemen flashlı çekim yapmaya başlayabilirsiniz. Ama yine de şu menüyü bir gözden geçirelim isterseniz. Size en basit olan TTL ayarında neler yapabileceğinizi anlatalım. TTL, flashınızın Fuji filminizle ya da herhangi bir fotoğraf makinenizle tam iletişime geçtiği tam otomatik modu. Bu modda lensinizi tamamen tanır. Yani prime lens midir, zoom lens midir bilir. Odak değişikliği yaptığınız anda bunu algılar ve ayarlamaları ona göre yeniden düzenleyip Flash'ı o şekilde çalıştırır. Flash'ınızı taktınız. Menüyü de açtınız. Flash menüsüne geldiğiniz zaman bazı seçeneklerin devre dışı olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü Flash'ınızı açmadınız. Oysaki Flash'ınızı açtığınız zaman bir anda gördüğünüz gibi TTL Flash fonksiyon ayarları devreye girdi. Flash fonksiyon ayarlarından içeri girdiğiniz zaman Göreceğiniz gibi arzu ederseniz zoomunuzu otomatik ya da manuel olarak değiştirme ya da açısını flash gücü önceliği, standart ya da eşit kapsam önceliği gibi bir seçenekler veriyor size. Sade çekimleriniz için bu ayar sizlere yetecektir. Arzu ederseniz de flashınızı manuel modda kullanıp o zaman da menüdeki bütün ince ayarları Fujifilm size sağlayacaktır. Sevgili dostlar, önemli bir ayardan daha söz etmekte fayda var. O da flash telafisi. Bu ayarı kullanmanın en kolay yolu da Q menüye yani hızlı menüye yerleştirip oradan rahatlıkla değişiklikleri gerçekleştirebilmektir. Bunun için menüden kur menüsüne, oradan düğme kadran ayarlarına, hızlı menü düzenle kaydet bölümüne, 16 yuvaya ve burada kullanmadığınız bir kutucuğu seçerek orayı seçip flash telafisini bulun ve flash telafisini seçin. Bu ayarları yaptıktan sonra ve menüden çıktıktan sonra Q menünüze tekrar girdiğinizde çok rahat bir biçimde buradan arzu ettiğiniz gibi flash telafisini yapabil yapabilmiş olacaksınız. Fuji filminizde bilmeniz gereken en son ama belki de en önemli ayara sıra. Karanlık bir ortamdasınız ve manuel ayarlarınız var. Dolayısıyla 1 bölü ayar ayarladınız. İşte diyaframınızı açabildiğiniz kadar açtınız. Ama ortam o kadar karanlık ki buna rağmen hiçbir şekilde neyi çekeceğinizi göremiyorsunuz. Ne yapacaksınız peki o zaman? E Bir referans LED'i de kullanamıyorsunuz. Öyle bir ortamda değilsiniz. Onun da kolayı var. O da menüde. O durumda tekrar kur menüsüne gelin. Kur menüsünden ekran ayarlarına ekran ayarlarının ikinci sayfasının başındaki manuel modda pozlama beyaz dengesi ön izlemeyi kapatın. Böylelikle neyi çektiğinizi görürsünüz ve hatasız flash çekim yaparsınız. Bol miktarda flashlı çekim yapıyorsanız da menüye ya girip de oradan değiştirmek yerine bunu da bir fonksiyon tuşuna atamakta fayda var. Onun için de yapmanız gereken Disp Back butonuna Basılı tutun ta ki önünüze işlev ayarları çıkana kadar. Oradan atayacağınız fonksiyon düğmesini seçin. Ki ben burada AF düğmesini seçtim. Genelde AF10 düğmesini kullanmıyorum. Bu kişisel bir tercih elbet. Oraya da gelip Manuel modda Poz beyaz dengesi ön izlemeyi bulup Onu seçin. Buradan çıktığınız an itibaren O düğmeye bastığınızda otomatik olarak Kapatır Açar sevgili dostlar. Ha, kapattığınız zaman da işiniz bittikten sonra tekrar açmayı unutmayın. Yoksa e, arzu ettiğiniz pozlamaları kaçırırsınız. Son olarak da flashlı çekimlerde mutlaka manuel mod kullanın. Fuji filminiz mekanik enstantanede 1 bölü 250'ye kadar size hızlı çekimler sağlıyor. Ama onun haricinde EHSS diye ki bunu başka bir konuda bahsederiz. 1 bölü 8 bine kadar hızlı çekim e, özelliği flaşınız varsa Fuji filminizde bu özelliği sağlıyor. Diyaframınızı da manuel olarak ayarlayın ama daha önemlisi sakın ama sakın beyaz dengenizi otomatikte de bırakmayın. İsterseniz Kelvin ayarına gelip 5600'e ayarlar iseniz genelde flaşların ortalama ısı değeridir. Bu konuda bir sıkıntınız olmaz. Okey ayarla dersiniz. İsterseniz en kötü ihtimalle gün ışığına ayarlayın ve flashlı çekimler yapın. Yine otomatikten çok daha iyi netice alırsınız. Sevgili dostlar, flaşınızı nasıl kullanırsınız? Hangi ayarlar en doğru ayarlardır? Konumlandırma nasıldır? Bu bambaşka bir içeriğin konusu olacaktır. Umarım bu içerik sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Seyrettikleriniz hoşunuza gidiyor ve bu kanalı desteklemek istiyorsanız abone olmanız buna çok faydalı olacaktır. Ayrıca da bu içeriklerin daha geniş bir kitleye daha süratli yayılmasına yardımcı olacaksınız. Şimdiden teşekkür ederim. Kısacası gelin fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim. Sevgili dostlar şimdilik huzurla kalın. Aşı olun ki sağlıkla kalın. Ama daha da önemlisi hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. thank you